Arkadaşlar merhaba, ben Emre Altunbrek. Bugünkü dersimizde Android'deki thread kavramını detaylı bir şekilde anlatmaya çalışacağım. Şu ana kadar pek çok önemli konuyu gördük, pek çok önemli konuyu öğrendik. Yalnız bazı kavramların üzerinde biraz daha detaylı durursak eminim bundan sonra çok daha kolay bir şekilde ilerleyebileceğimizi düşünüyorum. Bu yüzden bir önceki derste proseslerin ne olduğundan şöyle hızlı bir şekilde bahsettik. Bugünkü dersimizde ise thread yapısından ve nasıl çalıştığına dair detaylı bilgiler vermeye çalışacağım. Şu ana kadar aslında threadlerden pek çok kere bahsettik ama gelin daha önce böyle sadece söyleyip geçtiğimiz bu konuyu biraz daha detaylı bir şekilde incelemeye çalışalım. Şimdi şu resme bir bakalım. Bu resimde bir tane adamımız var. 3 tane normal adam, bir tane de eli bıçaklı bir adam var. Şöyle bir bakıyoruz ve diyoruz ki bir broadcast receiver geliyor. Diyor ki cihazın şarjı 15'in altına düştü. Bununla ilgili bir bilgi vereceğim ben çalışan uygulamalara. Buradaki adamımız diyor ki bu işlemi masaya koy, ben vakit bulunca halledeceğim. Daha sonra bir adam geliyor, diyor ki bir butona tıklanıldı ve ekranda bir şey göstermek istiyorum. Ve bunun adı ne oluyor? Tabii ki bildiğiniz gibi activity oluyor. Yine adam aynı şekilde işlemi masaya koy, ben bunu halledeceğim diyor vakit bulunca. Daha sonra bir eleman geliyor, diyor ki arka tarafta bir işlem yapmam lazım. Bir servisim ben diyor. Yine bizim adamımız bu işlemi masaya koy diyor. Ben zaman bulunca halledeceğim. Daha sonra eli bıçaklı bir adam geliyor, diyor ki bir sorgu var ve bunun hemen yapılmasını istiyorum. Bu sefer adam masaya koy falan demiyor. Hemen bu işlemi gerçekleştiriyor. İşte arkadaşlar, bu resimde gördüğünüz bu 4 tane eleman bizim Android'imizin 4 ana komponenti oluyor. Ne demiştik, 4 ana komponentler? Activity'ler, Broadcast Receiver'lar, servisler, zaten gördük, görmeye devam ediyoruz. Bir de daha sonra göreceğimiz Content Provider. Peki bu adam kim? Bu adam işte bizim Main Thread'imiz veya Looper dediğimiz yapı. Yapılan tüm işlemleri bir sıraya koyup gerçekleştiriyor bu adam ve bunların hepsi ne dedik? Main Thread üzerinde çalışıyor dedik, bunların her birinden bahsederken. Biraz daha teknik bir resim olsun diye şuna bakalım. Main thread'imiz burada. Bunu bir looper olarak da düşünebilirsiniz. Activity'ler, servisler, broadcast receiver'lar, ilgili işlemleri buradaki bu kuyruk da diyebiliriz buna. Buraya işlemleri bir kuyruğa sokuyor. Looper onları sırasıyla işliyor. Content provider ise bunlardan farklı bir şekilde direkt olarak kuyruğun başına geçmeye hakkı var. Dediğimiz gibi bu main thread üzerinde kullanıcının etkileşim halinde olduğu işlemler yapılıyor. İşte UI elementlerin güncellenmesi, ne bileyim bir butona tıklanıldığında olacak işlemler, broadcast receiver'dan bir mesajın alındığında tetiklenecek o neydi, on receive metodu ve start service metoduyla servis kodlarının gerçekleştirilmesi, hepsi nerede gerçekleştiriliyor? Bu main thread üzerinde gerçekleştiriliyor. Ve bu yüzden diyoruz ki uzun sürecek işleminiz varsa, ki bu 5 saniyeyi aşan bir işlem olarak düşünün bunu. Siz eğer gidip de mesela activity'ye verdiniz bu işlemi ve bunu ne yaptı? Kuyruğa soktu ve işlenmeye başladı. O 5 saniye boyunca bir sonraki işleme geçilemeyeceği için o main thread, yani UI thread ne olacaktır? Bloklanacaktır ve onun dışındaki herhangi bir olay işlenemeyecektir. Bu yüzden de bir zaman sonra ANR hatası dediğimiz not responding hatası alırız. Uygulamamız crash olur. Bu yüzden ki dosyalarla çalışırken, işte networksel operasyonlarda ve kompleks hesaplamaları biz ne yapmamız lazım? Main thread üzerinde gerçekleştirmemiz lazım. Ve yine şu bilgiyi bilmemiz gerekir. Yani bu işlemler için bir background thread, worker thread dediğimiz main thread'den farklı bir thread kullanmamız gerekiyor. Ve şu cümleyi unutmayalım çünkü bunu göreceğiz. Siz worker thread üzerinden main thread'e direkt olarak erişip oradaki elementleri güncelleyemezsiniz. Peki bunu nasıl yapacağız? Şimdi birkaç metodumuz ve yol mevcut. Daha önce asyntas kullanmıştık. Ne demiştik? Bu metodun birkaç metodu main thread ile bağlantılıyken bir metodu vardı ki doing background diye, bu kendine farklı bir thread yaratıp sizin o uzun sürecek işlemi farklı bir thread üzerinde gerçekleştiriyordu. Bunu öğrenmiştik zaten. Şimdi başka yapılara bakalım.
Mesela bir metodumuz var. Activity içinde run on UI thread'i metodunu çağırırsanız, ki bu bir runnable nesne alır sizden. Sizin ilgili action'ınız ne olacaktır? UI thread'de çalıştırılacaktır. Siz eğer bu metodu normal bir activity'nin içinde çalıştırırsanız, yani main thread'in üzerinde çalıştırırsanız ilgili işlem hemen yapılacaktır. Yok eğer siz bunu farklı bir thread üzerinde, mesela farklı bir thread üzerinde 15 saniye sürecek bir işlem yapıldı ve sonucu main activity'ye göndermek istiyorsunuz. Hani işlem bitti gibisinden. İşte buradan siz bu metodu çağırdıysanız ne olacaktır? Bu runnable nesnesi, o message queue dediğimiz bütün işlemlerin ele alındığı, o looper'a gelen işlemlerin ele alındığı kuyruk var ya, oraya o runnable'ı gönderecektir ve sırası geldiğinde siz worker thread'ten UI thread'e veri göndermiş olacaksınız. Bir de post diye bir metodumuz var. Bu posta bir view'la ulaşılabilir. Ne demek bu? Mesela 10 saniye sürecek bir işlemi yaptınız ve bir edit text'e set text deyip işte bir sonuç verisi göndermek istiyorsunuz. İşlem bitti gibisinden. Siz eğer o edit text'e edit text'in adını yazıp daha sonra post derseniz, bu da yine sizden bir runnable nesnesi bekliyor. Bunu verdiğinizde ne olacaktır? Sizin işleminiz mesaj kuyruğuna eklenecektir. Ve bu sayede siz user interface dediğimiz UI thread, yani main thread'e veri göndermiş olursunuz. Bunu yaptıktan sonra, bu boolean metottur. Eğer size true dönüyorsa bu şu demektir: sizin runnable nesneniz mesaj kuyruğuna başarılı bir şekilde eklenmiştir. Bunun biraz daha farklı versiyonu post delete metodu. Bu da yine aynı view'a ekleniyor. Bu sefer runnable'la beraber bir millisecond cinsinden bir parametre veriyorsunuz. Mesela buraya 10.000 derseniz, sizin bu runnable'a belirttiğiniz kod yapısı 10 saniye sonra mesaj kuyruğuna eklenir. Burada true false dönme durumları var. True demek ilgili runnable'ın mesaj kuyruğuna başarılı bir şekilde eklendiğini gösterir. False demek ise genellikle ne zaman false olur bu? Looper dediğimiz o kuyruk mesaj işlenmeden çıkılmıştır. Ve bunun true dönmesi sizin işleminizin yapılacağı anlamına gelmez. Mesela siz runnable'ı gönderdiniz, edit text'i güncelleyeceksiniz. Buraya da 20 saniye gibi bir değer yazdınız. Bu şu demek: bu edit text'i 20 saniye sonra güncelle. O 20 saniye içinde kullanıcı activity'den çıktıysa ne olacaktır? Ona bağlı olarak main thread, yani o looper'da kaybolacaktır. Sizin işleminiz kuyruğa eklense bile uygulamadan çıkıldığı için aslında işleminiz hiçbir zaman gerçekleştirilmeyecektir. Bir de arkadaşlar, siz thread'inize bazı öncelikler tanımlayabilirsiniz. Set thread priority metoduyla. Burada ters bir işlem söz konusu. -20 en yüksek öneme sahip, 19 ise en düşük öneme sahip thread demek oluyor. Bir de şöyle bir resmimiz mevcut. Şu bizim main thread'imiz. Burada da 5 saniyeden sürecek bir işlem düşünün. Ve bu bizim looper dediğimiz mesaj queue'muz. Buraya işlemler geliyor ve sırasıyla yapılıyor ya, ve main thread'de çalışıyor bu. Siz burada çalışan bu worker thread'den buraya ne yapamıyordunuz? Direkt olarak ulaşamıyordunuz. Bunun için handler dediğimiz bir yapı var ki bunu bir sonraki derste çok daha ayrıntılı göreceğiz. Ama şu an için şurada çalışan worker thread'deki işlemi handler sayesinde buraya bir runnable nesnesi olarak ekleyebilip işlemlerinizi yaptırabilirsiniz. Bu sayede worker thread'den main thread'e, işte bu runnable dediğimiz aslında ne? Worker thread'den main thread'e bir işlem yaptırmak istediğimizde kullanmamız gereken interface olarak söyleyebiliriz. Umarım biraz anlaşılmıştır. Şimdi şöyle basitten gelişmişe doğru bir örnek yaparak bunu anlatmaya çalışacağım. İki tane butonum var. Bu butona tıkladığımda bir döngü başlatacağım, sonsuza kadar sürecek. Buna bastığımda da bu işlemi durduracağım. Bunun için projeyi başlattım. Gördüğünüz gibi herhangi bir şey yok. Ne dedik? Butona tıklanıldığında dedik bir döngü başlatalım. Bunun için bir while kullanabiliriz. Ve bunu kullanmak için şuraya bir boolean değer tanımlıyorum. Döngü çalışıyor diye. Adından da anlaşılacağı üzere bu eğer true ise döngü çalışacak, false ise döngü duracak. Durdurma yerine hemen bunu tanımlayalım. Durduğu zaman bunun false olması gerekiyor. Çalıştırıldığı zaman ise ne yapacağız arkadaşlar? Döngü çalışıyor'u true'ya atayalım.
Şuraya döngü çalışıyor desin. Burası sürekli olarak true olacak. Ve bu true iken ben ekrana log.i deyip tag'i yazdıktan sonra ne diyeyim? Bir de döngü sayısı tutalım. Döngü sayısı 2 nokta deyip şöyle yazalım. Şuraya da bir integer döngü sayısı diye bir şey tanımlayalım. Bu her bir döngüde bir bir artsın. Döngü sayısı dedikten sonra bu değişkeni yazdırıyorum. Daha sonra da bunun çalıştığı thread adını yazalım. Thread adı desin. Şuradaki thread nokta current thread. Yani bu işlemin yapıldığı thread'in get name deyip adını ekrana bastıralım. Bu döngü her döndükçe ne yapsın arkadaşlar? Döngü sayısını bir arttıralım. Ve de işlemleri daha düzgün bir şekilde görmek için her bir döngü sırasında bir saniye bekletelim. Bir saniye. Hatırlarsınız bu bize bir try catch veriyordu. Pardon. Böyle yapmak yerine surround yapalım bunu. Alt enter'a bastım. Surround with try catch dedim. Ve şu işlemleri try'in içine yazıyorum. Evet, şu an için bunun kodu bitti. Şimdi şunu bir deneyelim bakalım neler oluyor. Bir hatamız var mı? Uygulamam açıldı. Android monitörü de şuradan bakalım. Start thread dedim. Gördüğünüz gibi döngü sayısı 0 ve main thread'in üzerinde çalıştırılıyor. Tamam çalışıyor. Stop diyorum demiyor. Neden arkadaşlar? Şimdi bu işlem bizim kuyruğumuza alındı. Ve o kuyruk ne yapıyor? Aslında main thread'imi kilitlediği için stop thread butonuna tıklamama bile izin vermedi. Çünkü bütün bu yapılar hepsi main thread üzerinde çalıştığı için. Bu durumlarda işte ne yapıyoruz? Bu durumlarda bu uzun sürecek işlemi ne yapmam lazım? Benim farklı bir thread üzerine taşımam lazım. Peki bunu nasıl yapacağız? Önce uzun yolda göstereceğim mantığını daha iyi anlamak adına. Ne diyoruz? Bana bir yeni bir thread lazım. Thread sınıfını kullanıp buraya bir thread başlatıyorum. Daha sonra onCreate metodunda bu thread'i thread eşittir deyip new thread deyip tanımlayacağım. Bu benden parametre olarak gördüğünüz gibi bir runnable nesnesi bekliyor. Şimdi runnable nesnesi beklediği için ben buraya aslında gidip new runnable diyebilirim. Yalnız böyle demeyeceğim. Biraz daha mantığını anlamak için şuraya geliyorum. Yeni bir inner sınıf public class diyorum. My thread. Ve bu sınıfı eğer ben runnable'dan yani runnable interface'ini implement etmesini sağlarsam buraya artık bir runnable nesnesi yerine bu sınıfımın öğesini gönderebilirim. Çünkü artık bu da bir runnable tipinde oluyor gibi düşünebilirsiniz. İnterfaceler neydi? İşlerinde metot tanımları vardı ve siz bunu eğer implement ediyorsanız bu metodun içeriğini yazmak zorundaydınız. Gördüğünüz gibi bana bir run metodu verdi. Peki nedir bu run metodu? Bu run metodu sayesinde ne yapılır arkadaşlar? Buraya yazdığımız kodlar artık main thread üzerinde değil de bunun kendine has thread'i vardır. Onun thread'inin üzerinde çalıştırılır. Ve benim burada yapmak istediğim işlem ne? Şurası. Şu while'ın içi. Bunu buradan kesiyorum. Buraya yapıştırıyorum. Sınıfım bitti. Şimdi benim yapmam gereken ne aslında? Buraya gelip my thread'den yeni bir nesne tanımlamak. Ve daha sonra da bu runnable bekleyen bu thread metodunu aslında ben my thread'i de gönderirsem hiçbir sorun olmayacaktır. Çünkü benim sınıfım runnable'ı zaten implemente ettiği için. Umarım anlaşılmıştır. Daha sonra da start thread deyince buradaki thread nesnesinin nokta start metodunu kullanıyoruz. Şimdi bu thread nokta start deyince ne yapacak arkadaşlar? Gördüğünüz gibi thread sınıfı başladığında my thread ki o da runnable interface implemente ediyor. Siz burada start'ı yazdığınızda ne yapacaktır? Bu runnable gönderdiğiniz sınıftaki run metodunu çalıştıracaktır ki o da burası.
Stopu değiştirmeye gerek yok çünkü bu döngü zaten bu değişkene göre çalıştığı için. Şimdi gelin isterseniz bir kontrol edelim. Uygulamam açıldı. Android monitörü de açtım. Start thread dedim. Gördüğünüz gibi başladı 0, 1, 2. Thread adına dikkat ederseniz artık main değil de thread 4 diye bir isimli farklı bir thread üzerinde çalışıyor. Bu şu demek. Bu çalışırken arka planda istiyorsa sonsuza kadar çalışsın. Ben bütün UI elementlerini kullanabilirim. Bakalım tıklayınca duracak mı? Tıkladım ve durdu. Ne yaptık? Biz bu uzun sürecek işlemi farklı bir thread'e taşıyarak main thread'in kitlenmesini önlemiş olduk. Umarım anlaşılmıştır. Yani thread sınıfını biz böyle kullanabiliriz. Şimdi buradaki kodları ben şöyle bir yorum satırını alayım çünkü bu kodları sizle paylaşacağım. Şunları da yine aynı şekilde. Şurayı da. Burayı da. Peki bunun daha kolay bir yolu yok mu? Var. Şimdi şu yaptığım işlemlerin aynısını hiçbir sınıf falan nesne tanımlamadan direkt o satırın içinde halledebilirim. Şimdi start thread deyince bana ne lazım? Yine bir thread lazım. Peki dedik, oluşturduk. Benim bu thread'im ne bekliyordu? Benden bir runnable nesnesi bekliyordu. New runnable dedim. Ve bunu tıklayınca bu bir interface olduğu için diyor ki yeni bir runnable mı istiyorsun? O zaman senin bu run metodunun içini yazman lazım. Tamam dedik, bu da çıktı. Ve daha sonra ne yapacağım arkadaşlar? Şu while'ın içine alacağım. Şu run'ın içine alıyorum. Şurada bitiyordu bu. Buraya koyarsam şu demin yaptığım o sınıf tanımlamaları falan filan onların yapılan işlemin aynısını artık ben şuradaki blokla yapmış oluyorum. Yalnız burada biz thread start dedik. Gördüğünüz gibi bu thread'i henüz başlatmadık. Buraya geliyoruz. Nokta start diyerek bu thread'i de başlatmayı unutmuyoruz. Aksi takdirde sadece bir tanım olur. İlgili run metodu çalışmaz. Yani istediğinizi elde edemezsiniz. Şimdi durdurup tekrar çalıştırdığımda deminkinin aynısı sonucu elde etmem lazım. Start thread dedim. Gördüğünüz gibi arka planda çalışıyor. Stop thread dedim. Durdu. Start thread dedim. İlgili thread'e yine devam ediyor. Stop dediğimde yine duruyor. Evet, böylece uzun sürecek işlemleri farklı bir thread üzerinde nasıl tanımlarız onu görmüş olduk. Peki, worker thread'deyim. Bu döngü sayısını ben loket'e değil de bir toast mesajda veya bir text view'un içeriğine yazmak istiyorum. Buradayım. Döngü sayısı bir artmadan önce hani loga bastıktan sonra ben burada mesela toast nokta make test deyip get application context deyip context'e erişebilirim. Daha sonra da şöyle denden deyip döngü sayısını buraya yazdırabilirim. Daha sonra da bunun ekranda kısa bir süre gözükmesini sağlayabilirim, değil mi? Acaba öyle mi? Bir bakalım. Yani dikkat etmeniz gereken ben şu an run'ın içindeyim. Yani bir worker thread, main thread'in dışında bir thread'de buradaki toast mesajı bir UI'yı yani bir text view'u güncellemek olarak düşünebilirsiniz. Şimdi bakın start'a bastım. Uygulamam kapandı. Buradaki hata koduna bakarsanız ne diyor? Runtime exception can't create handler inside thread that was falan filan. Yani aslında demek istediği siz worker thread'den main thread üzerindeki elemanlara erişemezsiniz. Bu bir toast mesaj değil de dediğim gibi bir neydi? Text view olabilirdi. Buradaki döngü sayısını bir text view'a gerçekleştirmeye çalışabilirdiniz. Peki böyle bir durumda ne yapacağız? Şu an şu resimlerde ne demiştik? Bir tane metodumuz vardı. Şuraya geldim. Neydi metodun adı? Run on UI thread. Adından da anlaşılacağı üzere. Bu benden bir runnable bekliyordu. New runnable diyorum. Gördüğünüz gibi bunun da bir run metodu var. Ve buraya yazacağınız her işlem ne olacaktır arkadaşlar?
runnable nesnesi sayesinde mesaj queue'ye eklenecektir ve main thread üzerinde çalıştırılacaktır. Hemen bir daha bir testini yapalım. Yani siz worker thread'den main thread'e ulaşmak için run on UI thread metodunu kullanabilirsiniz. Tıkladım. Gördüğünüz gibi artık çalışıyor. Umarım bu anlaşılmıştır. Birazdan bitecek. Kaçta bitecek hatta? 5'te bitmesi lazım. Bitti. Evet, gördüğünüz gibi run on UI thread sayesinde biz worker thread'den main thread'e erişmiş olduk. Peki bir de ne vardı? Post metodu vardı değil mi? Şunu şurada iptal edelim. Bu post view için ben layout'uma geliyorum. Buraya bir text view koyacağım. Bu niye bu kadar sürdü? Şunu şurada durduralım. Şuraya geliyorum, bir tane text view atıyorum. Ve bunun adına text view döngü sayı diyelim ya, uzatmanın anlamı yok. Şimdi ben oradaki döngü sayısını buna bastırmak isteyeceğim. Buraya gelip bir önce bunun tanımını yapıyoruz. Text view, text view. Daha sonra burada text view eşittir find view by id ile bunu bulalım. r.id.tv text sayıydı bu. Typecasting işlemini yaptık. Şimdi ben buradaki worker thread'den UI'deki bu text view'u güncellemek istiyorsam şuradaki try'ın içinde ne yapmam lazım? Text view dedikten sonra post diye bir metodumuz var. Gördüğünüz gibi bu da yine bir runnable nesnesi istiyor sizden. Bunu yaptığınızda ne yapacaktır? Bu runnable nesnesiyle main thread'e erişmiş olacağız. Burada yaptırmak istediğim ne? TextView.setText iki nokta şey artı deyip döngü sayısını buna koymak. Bir bakalım bir hatamız var mı? Uygulamam açılıyor. TextView burada start thread dedim. Gördüğünüz gibi worker thread'den main thread'e başarılı bir şekilde veri gönderebiliyoruz arkadaşlar. Bu da böyleydi. Bir de neyi görmüştük? Post delay vardı. Onun mantığı da yine aynı şekilde ilgili view öğesinin post delay metodunu kullanmak. Bu sizden önce bir new runnable bekliyordu. Runnable'ı burada yaptık. Ve bu runnable'dan sonra ne bekliyor sizden arkadaşlar? Runnable şurada bitiyor. Bir şöyle 5000 diyelim aradaki farkı görmek adına. 5 saniye sonra bu işlemleri yapacak. Şunu koydum şuraya. Bir daha bir çalıştıralım bakalım. Start thread dedim. Gördüğünüz gibi herhangi bir hemen veriyi güncellemedi. 5 saniye geçtikten sonra direkt oradaki döngü sayısını 5'ten aldığı için direkt bu da böyle çalışıyor arkadaşlar. Yani worker thread'den main thread'e ulaşmak için size bir runnable lazım. Onu da ben nereden çıkardım? Şuraya gördüğünüz gibi bir handler dedi ki bunu daha sonra bahsedeceğiz. Buradaki kuyruğa sizin işleminizi koymanız için bir runnable göndermeniz lazım. Aksi takdirde buradaki bu worker thread'den direkt olarak main thread'in bu mesaj kuyruğuna erişemezsiniz. Umarım faydalı olmuştur. Thread kavramı iyicene kafanıza yatmıştır. Bir sonraki derste görüşmek üzere.